Bu videomuzda sizlerle birlikte build modifier'ını göreceğiz. Build modifier ne işe yarıyor derseniz, nesnelerimizi animasyonlu bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Bunu size göstereyim. Mesela bir tane küp nesnem var şu anda. Buna modifier'lar kısmında build'i işaretledim. Nesnemiz şu anda kayboldu. Aslında normalde nesnemiz var. Edit moda geçtiğimizde nesnemiz gözüküyor. Bizim bu alt kısımda, şuradan birazcık uzatıyorum, timeline alanımız var, zaman tüneli alanımız. Buradaki start başlangıcı, yani bir uzunluğu da kaçıncı kareye kadar olsun istiyorum? 250. kareye kadar olsun istiyorum. Ben bu animasyonu başlattığımda, şu anda başladı. Gördüğünüz gibi tek tek yüzler oluşmaya başladı. Şu şekilde tamamlandı ve başa döndü. Mesela edit moda geçtim. Bunlara subdivide verdim. Biraz daha yüzleri oluşturdum. Daha sonra edit moddan çıktım. Space tuşu ile animasyonumuzu başlatıyoruz. Başlattığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde animasyonlu bir şekilde kübümüz oluşuyor. Daha sonra burada randomize var. Buna bastığımız takdirde böyle rastgele oluşturuyor. Hangisinden olursa sırasına göre gitmiyor. Bu şekilde. Bir de daha sonra reverse it var. Bu da kübü tersinden oluşturuyor. Var olandan yok edinceye kadar animasyonu devam ettiriyor. Bunu bir örnekle size göstermek istiyorum. Şu anda Boolean modifier'ı kapattım. Bu küpten Array modifier uyguluyorum. Bir önceki dersimizde görmüştük zaten. Bunu bu şekilde 1.4 olabilir. Bunu çoğalttım. Şu şekilde. Bunu 10 yapayım. Daha sonra bir daha array oluşturdum. Daha sonra bunu 0 yaptım. Y ekseninde 1.4 yaptım. Bundan da 10 tane olsun. Bir tane daha oluşturdum. Bunları kapattım. Array dedim. Bunu da Z ekseninde 1.4 olarak ayarladım. Buna da 10 dedim. Bu şekilde küplerle dolu nesnemiz oldu. Bunların her birine apply dedim. Onayladım. Bu küplerin hepsi seçiliyken build dedim mesela. Yanlış işaretledim. Build dedim. Şu anda hiçbir şey yok. Bunu 250'ye çektim. Artık siz kaç kare yapacaksanız ona göre ayarlama yapabilirsiniz. Animasyonu başlattığımda gördüğünüz gibi sırasıyla küplerimiz ekrana geliyor. Bu tabi bilgisayarınızın özelliğine göre kasma yapabilir. Şu anda gördüğünüz gibi FPS'si 3. Biraz zaman alabilir. Bu şekilde dediğimiz gibi animasyonlar yapabiliyoruz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.